Şimdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında çalışma hayatı sempozyumunda konuştu. Çalışma hayatımızı ayakta tutacak birçok önlem aldık. Üretimin ve ekonominin çarklarını kıymetli katılımcılar bir saat olsa dahi durdurmadık. Sadece son 6 ay içerisinde Temmuz ayından geçerli olmak üzere asgari ücrete ilave artış yaptık. Bir yılda yaptığımız zam %107 oldu. En düşük memur maaşını 22 bin liraya çıkardık. 7. dönem toplu sözleşme sürecimizi başarıyla yürüttük. Diğer paydaşlarımızla yeni protokoller imzaladık ve iş dünyamızın birçok temsilcisiyle sık sık bir araya gelerek ihtiyaç ve talepler noktasında yeni çözüm yolları aradık. Çalışmayan emeklilerimize tek seferlik 5000 lira ikramiye veriyoruz. İnşallah emeklilerimizin yüzünü daha da güldürecek yeni adımlarla tüm vatandaşlarımızı bu refaha ortak edeceğiz. Orada da emeklilerin işte emeklilere yaptıklarından, genel olarak yaptıklarından bahsetti her zamanki gibi. Ama önümüzdeki günlerde emeklileri memnun edecek çalışmalar yapacaklarını ifade etti. Allah Allah. Ama her gün bir açıklama yapıyor. Her gün birbirinden çelişkili bir açıklama yapıyor. Çok ilginç değil mi? Ama çünkü tepki geliyor. Hemen tepkilere cevap veriyorlar. Ya bu hep böyle oldu. Yıllardır şeyler. Ama sen her defasında şaşırıyorsun yani. Yok ama... Çok ciddi tepki var Özgür Bey bu arada. Ve emeklilerin sahadaki tepkisi bakanlıkta çok ciddi hissediliyor. Evet. Dolayısıyla bunu da bildikleri için her aldıkları karardan sonra emekliye yeni bir açıklama yapma gereği duyuyorlar. Her katıldıkları toplantıda. Ama bir şey söyleyeceğim. Ya artık emeklilerin de böyle laf değil biraz da icraat beklentisi. Çünkü Çalışma Bakanı yani şöyle bir şey. Ben bakan olduğumda bu konularla ilgili çalışma yapacağım durumunda değil. Zaten Çalışma Bakanı kendisi. Mesela Cumhurbaşkanı yani. Sayın Recep Tayyip Erdoğan emeklileri enflasyonu ezdirmeyeceğiz. Gerekli çalışmayı yapıyoruz diyor. Çalışma Bakanı çalışmayı yapıyoruz ortada. Sonra sorulduğu zaman öyleyse intibak mı var? Bir güncelleme mi olacak emekli aylıklarında? Hayır bu konuyla ilgili çalışmamız yok. Öyleyse ne çalışmanız var? Yani hangi çalışmayı yapıyorsunuz? Bunu anlatmanız gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi Ocak ayı dedim ya çok önemli Şebnem Hanım. Bu Ocak ayında geçmişteki gibi değil. Bu Ocak ayında en düşük emekli aylığı alan 7500 liranın kaç liraya çıkacağını hepimiz merak ediyoruz. 7500 lira kaç lira olacak? Peki 7500 liranın üstünde alanlara aynı oranda zam yapılacak mı? Yani enflasyon farkı zaten verilecek. Bunun üzerinde bir zam yapılacak mı? Ama bu da şu anda belirsiz. Bilinmiyor. Ocak ayında ne olacağını çok da fazla kestiremiyoruz. Ocak ayında şunu biliyoruz işte. Enflasyon verileri açıklanıyor. 6 aylık enflasyondan 4 ayı açıklandı. Şimdi Aralık ayının 3'ünde Kasım ayının enflasyonu, Ocak ayının 3'ünde de Aralık ayının enflasyonu açıklandığında enflasyon farkı ortaya çıkacak. Şu anki verilere göre SSK ve Bağkur emeklileri %29.40'lık bir artış alacaktır. Ama %29.40 devlet memurlarının artış oranı da %38.4'te. Yani demek ki biraz daha fazla artsa devlet memurlarının dediğimiz gibi %50'lere yakın, SSK Bağkurlarında %40'lara yakın olacak. Yani bizim aylardır anlattığımız, verdiğimiz oranların birebir aynısı çıkacak. Şebnem Hanım, yani biz bunları sürekli dile getiriyoruz. İnsanlar şunu söyleyebilirler. Ya biliyoruz artık SSK'lara %40, emekli sandığı ortalama %40, emekli sandığı ve memurları %50 artış ve enflasyon farkı verilecek. Özgür Bey anlatıyorsunuz da biz zaten bunları biliyoruz diyebilirsiniz. Ya bunları biz anlattığımız için insanlar öğrendi. Ve buralara kadar geldi. Ama bundan evet. Sonra bu değil. İşte 7500 lira ne olacak? Diğer emekli aylıklarına işte 7500 liraya katıldığım programlarda soruyordum. Şimdi diğer sosyal güvenlik uzmanları da söylemeye başladı. Televizyonlarda yer bulmaya başladı. 7500 liraya siz %40, %50 kök aylığa artış yaparsanız 7500 de kalır.
Yani tabii. Ay valla o da çok çok hakikaten büyük bir karambol olur emekli için. Sıkıntı. Ama ben öyle olacağını düşünmüyorum. Ocak ayında, Ocak ayına kadar biraz daha böyle Acun Ilıcalı'nın bir programı vardı. İşte herkesin böyle kutular açılırdı oradan işte rakamlarda. Ama onun için böyle olayı uzatırlardı. Böyle müzikler verilirdi alttan. Hani beklenti biraz daha yükselirdi falan. O kutu boş da çıkabilirdi, dolu da çıkabilirdi. Şimdi o durumda şu anda o beklenti yükseltiliyor da Ocak ayında inşallah o kutu açıldıktan sonra boş çıkmaz. İnşallah. Ama çok diyorum ya çok o kadar çok işte şunu yapacağız, bunu yapacağız, şöyle olacak, böyle olacak açıklaması geldi ve hiçbirisi yapılmadı ki. Hakikaten çok Ocak ayında beklenti dediğiniz gibi daha da yükseldi ve büyüdü. Çünkü artık bitti yani. Hani emekli hakikaten bitti. Şimdi Bakan Vedat Işıkhan hani diyorsun ya aslında tepkilere göre açıklama yapıyorlar. Doğru. Ama her gün farklı açıklama yapıyorlar yani. Ben bakayım bir şey verebiliyor muyuz? Sesi ver. Çalışma hayatımızı ayakta tutacak birçok önlem aldık. Üretimin ve ekonominin çarklarını kıymetli katılımcılar bir saat olsa dahi durdurmadık. Sadece son 6 ay içerisinde Temmuz ayından geçerli olmak üzere asgari ücrete ilave artış yaptık. Bir yılda yaptığımız zam %107 oldu. En düşük memur maaşını 22 bin liraya çıkardık. 7. dönem toplu sözleşme sürecimizi başarıyla yürüttük. Diğer paydaşlarımızla yeni protokoller imzaladık ve iş dünyamızın birçok temsilcisiyle sık sık bir araya gelerek ihtiyaç ve talepler noktasında yeni çözüm yolları aradık. Çalışmayan emeklilerimize tek seferlik 5000 lira ikramiye veriyoruz. İnşallah emeklilerimizin yüzünü daha da güldürecek yeni adımlarla tüm vatandaşlarımızı bu refaha ortak edeceğiz. Seçime iyice adapte olacağını, çünkü unutan hafızası zayıf bir toplumuz ne yazık ki. Çabuk unutuyoruz her şeyi. Evet, doğru, çok aynı. Evet, bu yani Ocak ayı itibariyle bu gündemi yükseltmeye çalışıyorlar. Ben şunu fark ettim Özgür Bey, dikkatinizi çekti mi? Bakın sevgili izleyiciler, sizlere de bunu özellikle öne çıkarmak istiyorum. Bütün Cumhurbaşkanı'nın, İşte Mehmet Şimşek'in, Hazine Bakanı'nın ve Çalışma Bakanı'nın, aynı zamanda Cumhurbaşkanı yardımcılarının tüm konuşma metinlerini dikkatlice takip ediyorum. Bütün metinlerde emeklilerin sıralaması hep deprem açıklamasından sonra geliyor. Yani depremde şunları yaptık, bunları yaptık, deprem oldu, arkasına hemen hop emekli açıklaması. Bakın hiç şaşmadı. Bugün de bakan yine depremle ilgili işte başımıza gelenlerden ve buna rağmen yapılanlardan deyip emeklilere geçiş yaptı konuşmasında. Evet. Yani bir algı yönetimi de yapıyorlar. Yani biz depremden dolayı aslında bu zamları yapamıyoruz'u böyle bir alt olarak vermeye çalışıyorlar. Biz de vicdanlı milletiz bir de yani. Deprem deyince hepimiz şey yapıyoruz, yıkılıyoruz. Tamam işte tanıyor. AK Parti Türk toplumunu iyi analiz ederek siyaset yapan bir parti. Öyle değil mi Özgür Bey? Doğru. Tabii AK Parti'nin şu anda Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm konuşmaları sosyologlar, din bilginleri, işte iyi edebiyatçılar, çok büyük böyle bir ekip tarafından tüm konuşmaları hazırlanıyor. Ve orada hazırlanan hem duygular, insanların duyguları, dini düşünceleri, dini bütünlüğü, işte hepsini böyle ele alacak şekilde konuşmalar profesyonelce hazırlanıyor. Yani şimdi Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan iyi bir hafızdır, bu konuları çok iyi anlatır diyoruz ama kendisi o konuşmaları yapıyor ama başkalarının hazırladığı konuşmalar onlar. Kendi konuşması değil. Hepsi evet. Hazırlanmış. Bülent Bey'in dediği gibi hepsi hazırlanmış. Evet. Bakanlara, Sayın Cumhurbaşkanı'na, herkese bunlar veriliyor. Bunlarla beraber de insanlar sonra şunu söylüyor. Ya işte tam konuşmalar beni hitap ediyor, beni söylüyor, beni anlıyor. Bu hükümet beni anlıyor, Cumhurbaşkanı beni anlıyor. Evet. Bu hükümet bizden yana. Ama bunun için tabii ki dediğim gibi profesyonel kişiler tarafından bunu yazılar, metinler hazırlanıyor ve sonuca da ulaşıyor şu anda. Evet. Aynen. Yani Ocak ayına aslında yuvarlamaya çalışılıyor çok ciddi. Ocak ayı, Ocak ayı evet. Bülent Bey biz birkaç ay söylüyoruz.
Ocak ayında ciddi olan oranda bir artış yapılacak. Ocak ayına kadar bu işi hükümet Ocak ayına kadar biraz daha hem gündemi yine kendileri belirlemek istiyor, hoşlarına da gidiyor. Konuşacaklar ama zam falan yapılacak ama sanki zam yapılmış gibi biraz daha konuşacaklar. Ocak ayı geldiğinde çok kişinin ben memnun olacağı bir artış yapacaklarını düşünüyorum. Özgür Bey, ben şöyle bir iddiada da bulunuyorum. Hani Ocak'taki zamlardan sonra seçimden önce hani nasıl bir önceki genel seçimlerde yaptı ya en düşük emekli maaşını bir anda 7500'e çıkardı ya Cumhurbaşkanı. Seçim öncesi bir anda beklenmedik bir zamdı bu. Ben yine seçim öncesi harici bir zam daha yapacağını da düşünüyorum Cumhurbaşkanı. O da çok yüksek bir ihtimal Bülent Bey. Yani en düşük emekli aylığını 10.000 12.000 lira bandına getirip seçim zamanında işte seçime de böyle bir hafta, 10 gün, 15 gün kala en düşük emekli aylığında 15 bin lira yaptık da diyebiliriz. Göreceğiz tabii ki. Yani. Bakın bu hamlelerle beraber AK Parti çok yerde kazanır. Yaparsa evet. Ama işte zaten siyasetçinin amacı seçimi kazanmak, hedefe ulaşmak olduğu için, hedefe gitmek için nasıl bir strateji izleyeceklerini belirliyorlar. Şimdi muhalefet profesyonelce bakın olmalı bu olmalı böyle basit çok basit herkesin bildiğinin dışında farklı inandırıcı ayakları yere basan çok böyle profesyonel yani AK Parti'nin yaptığı gerçekten çok profesyonel çalışıyor AK Parti. Cumhuriyet Halk Partisi de İYİ Parti de diğer siyasi partilerde aynı şekilde hazırlıklarını yapıp hükümete karşı evet biz de varız. Biz de neyin ne olacağını biliyoruz. Aslında bu sorunları biz daha iyi çözeriz'i becerebilirlerse halka anlatmaya Türkiye'de siyaset değişir. Tabii canım kesinlikle. Ama en azından bir adım atıldı bir umut var yani artık hiç değilse diye öngörüyoruz. Ya birçok arkadaşımız da burada aynı şeyi yazıyorlar. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki değişimle beraber iktidar da ister istemez böyle bir huzursuz oldu. Çünkü şeydi yani hani Bay Kemal çok kolaydı Erdoğan için bir anlamda. Şimdiden sonra ne olacak göreceğiz tabii ki. Ama Özgür Özel'e başarılar diliyorum her şeyden önce. İçtenlikle başarılar diliyorum. Ve Özgür Özel evet CHP Genel Başkanı ama gerçekten de herhalde CHP'lilerin de CHP seçmeninin de genel başkandan çok güçlü bir lidere ihtiyacı var. Özgür Özel umarım bu açığı kapatır, güçlü bir lider olur ve bütün işte bu emeklilerin ve bütün sorunların sesi olabilir Erdoğan'a karşı diye düşünüyorum.